Bilmiyorum, sadece bana mı öyle geliyor ama zaman sanki çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir haftayı daha bitirdik ve yeni bir haftaya merhaba diyoruz. 3 Kasım haftasına giriyoruz. Amerika'daki seçim sonuçları belli olacak. Aslında oy kullanma işlemleri devam ediyor biliyorsunuz. 4 Kasım itibariyle takribi olarak kimin kazandığı konusunda bir bilgi sahibi olacağız. Neden önemli? Çünkü tüm piyasalar gözünü Amerika'daki bu 3 Kasım seçimlerine çevirmiş durumda. Altın onsu beklemede, dolar beklemede, hisse senedi piyasaları beklemede. Biden seçilirse ne olur, Trump seçilirse ne olur gibi sorular var. Bu sorulara da kısa kısa da olsa cevap vermeye çalışacağım bu video içerisinde. Türkiye açısından bakıldığı zaman da yine 3 Kasım tarihi çok önemli arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü enflasyon rakamları açıklanacak. Gerçi İstanbul'un enflasyonu açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı bir enflasyon araştırması var biliyorsunuz. İstanbul odaklı. Orada da %12'nin üzerinde bir enflasyon görülüyor. Beklenen o ki %12, %13. Peki %13'ün biraz daha üzerinde bir enflasyon gelecek. Bugün de her zaman olduğu gibi Cuma gününün kapanış rakamlarına bakacağız. Ardından da bu haftayla ilgili beklentilerimi sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. 3 Kasım'la başlayalım. İki açıdan 3 Kasım'la başlayalım. Birincisi tabii ki Türkiye'nin enflasyonla ilgili beklentileri. İkincisi, daha önemlisi, dünya çapında daha önemli olduğu için, tabii bizi de çok yakından ilgilendirdiği için, Amerika'daki seçimler. Enflasyonu çok fazla şaşırtacağı kanaatinde değilim. Ben de %12'nin üzerinde bir enflasyon bekliyorum. Gıda enflasyonu çok daha fazla artacaktır. Toptan eşya fiyatları ya da üretici fiyatları dediğimiz üretimi ilgilendiren, dolayısıyla maliyetleri ilgilendiren enflasyonla tüketici enflasyonu arasındaki makas da açılacak gibi görünüyor. Bu ne demek? Fabrikaların maliyetleri artıyor. Bunu ister istemez sattıkları mallara yansıtacaklar ve önümüzdeki aylarda enflasyon çok daha dramatik bir şekilde artmaya başlayacak. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında yüksek enflasyon karşımıza çıkabilir. Hiç şaşırmayın. Ve bu ayda yine yüksek bir enflasyon rakamı göreceğiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim seçim meselesine. Seçimde anketler gösteriyor ki Biden, Trump'ın 10 puan üzerinde. Ama belirsiz bir 7 puan var. Biden'a gideceği belli olmayan, Trump'a gideceği belli olmayan bir oy miktarı var bir taraftan. Öbür taraftan Amerika'daki seçim sistemi bizdeki gibi değil. Yani 1 oy, 2 oy, 3 oy, hatta 3 milyon oy fark atsanız bile o seçimi kaybedebiliyorsunuz. Örneği mi? Hillary Clinton arkadaşlar. Hillary Clinton'la Trump arasındaki seçim yarışında aslında Clinton Trump'tan 3 milyon daha fazla oy almış olmasına rağmen seçimi kaybetti. Çünkü eyaletler bazında kazandı Trump. Daha çok eyalet kazandı ve dolayısıyla da seçimi kazanan taraf oldu. Yine öyle bir sürpriz çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Seçimi kim kazanır sorusunun cevabı bende var mı? Bende yok arkadaşlar. Ben kesinlikle Biden kazanır, Trump kaybeder diyemiyorum. Her an bir sürprizle karşı karşıya kalabiliriz. Sürpriz olursa ne olur? Altın bir anda tepe taklak mı olur? Dolar çöker mi? Hayır arkadaşlar. Trump da kazansa, Biden da kazansa önümüzdeki günler karanlık. Özellikle korona ile ilgili gelişmeler çok sıkıntılı. Amerika arka arkaya teşvik paketleri açıklayacak. Cumhuriyetçiler ve Trump kazansa bile. Biden kazanırsa evet, kesenin ağzı biraz daha fazla açılacaktır. Piyasalar çok daha hızlı hareketlenecektir. Altın cephesinde özellikle. Türkiye açısından bakıldığı zaman şimdiye kadar görünen tablo şu: Biden mevcut Türkiye yönetimiyle çok da iyi ilişkiler içerisinde değil. Önümüzdeki günlerde Biden seçilmesi durumunda Türkiye-Amerika ilişkileri daha da gerilebilir. Katsa yaptırımları acilen devreye sokulabilir. Uluslararası arenada pek çok baskıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun etkileri ne olur derseniz arkadaşlar, kur üzerindeki baskı beklenenin çok daha üzerinde artacaktır. Yani alım yönündeki baskıdan bahsediyorum. Türkiye'den kaçış da hızlanacaktır. Dolara olan talep de artacaktır ve dolar işte o günlerde devalüasyonist bir etkiyle hareket edebilir yukarıya doğru. Trump gelirse
Bu devalüasyonist hareket biraz daha gecikir, yine de yaşanacaktır arkadaşlar. Emin olun Trump'la Erdoğan arasında da sürpriz bir gerilim ortamı çıkabilir. Özellikle S-400 kaynaklı yine katsa yaptırımların uygulanması devreye sokulabilir. Çünkü Türkiye'nin artık devalüasyondan kaçma ihtimali yok, bir bahaneye ihtiyacı var. Öyle ya da böyle Biden da olsa Trump da gelse mutlaka ama mutlaka bir şekilde bir rahip krizi çıkacak gibi görünüyor. Biz de arka arkaya gerilim yaratacak adımlar atmaya devam ediyoruz. En son Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i bir kez daha Navtex ilan ederek sismik araştırmaya gönderdik. Ya yapmalı mıyız? Elbette yapmalıyız. Ama görünen o ki yapma niyetimiz gerçek anlamda doğalgaz ya da petrol araması değil, siyasi bir gerilim çıkartmak. Yani yine bir rahip krizi yaratılmaya çalışılıyor gibi bir hissiyata kapılıyorum ben. Öbür taraftan arkadaşlar dönelim şu korona meselesine. Bakın şimdi sizlere vereceğim rakamlar ve bilgiler, haberler çok ama çok önemli. 45 milyon kişiyi geçmiş durumda vaka sayısı tüm dünyada. 50 milyona emin adımlarla ilerliyoruz. İkinci dalga göstere göstere geliyor. Avrupa ülkeleri sınırlarını, ekonomilerini, hatta kendi içlerindeki pek çok etkinlikleri de kısmaya başladılar. Olağanüstü tedbirler almaya başladılar. İngiltere'de bugün itibarıyla ülke çapında karantina ilan edildi arkadaşlar. Avusturya ve Portekiz kısıtlamalara gidiyor. Belli saat dilimlerinden sonra evden çıkmak yasaklanıyor. Özellikle akşam saatleri, yani bar ve pubların açık olduğu saatlerde vatandaşın dışarı çıkması istenmiyor. Avusturya'da ve Portekiz'de, yine iki önemli Avrupa ülkesinden bahsediyoruz. Rusya'da aşıyı bulan Rusya'da, üstelik iki tane aşı bulan Rusya'da, bir tane de değil iki tane aşı buldular biliyorsunuz. Geçen yıldan daha yüksek bir vaka oranına ulaşılmış durumda arkadaşlar. Rekor kırmış durumda Rusya. Aşı bulundu ama gördüğünüz gibi çok da fazla bir işe yaramıyor. Hastalığın önüne geçilemiyor. Dolayısıyla hani aşı bulundu, bu iş bitti söylemlerinin tevatürden, dedikodudan öteye geçmediğinin net ispatlarından birisi bu. Öbür taraftan bütün Avrupa kitlenmek üzere, hepsi kapılarını kapatmak üzereler ve dış dünyayla ilişkilerini de bitirmek üzereler. Demek ki arkadaşlar koronanın ikinci dalgası çok daha büyük hasarlar verecek. Bu hasarlar nedeniyle ekonomiler de çok ciddi sıkıntıya girecekler. Peki ne yapılacak? Avrupa Birliği ülkelerinden arka arkaya teşvik haberleri duyacağız. Amerika'da zaten teşvik konuşuluyor. Bu teşvik çok hızlı bir şekilde devreye sokulacak. Teşviklerle de iş kalmayacak. Aynı zamanda Merkez Bankaları da varlık alımlarına başlayacaklar arkadaşlar. Bizim gibi ülkelerin durumu ne? Yani gelişmekte olan ülkeler ya da bu pandemiye krizle giren ülkelerin durumu ne? İşte bizim durumumuz çok sakat arkadaşlar. Amerika ve Avrupa gibi ülkeler arka arkaya teşvik paketleri açıklarken ne yazık ki bizim gibi bu pandemiye büyük bir krizle yakalanmış olan ülkeler, büyük bir sıkıntıyla yakalanmış olan ülkelerin çaresizliği de ortada. Eğer ki bu pandemi gerçekleşmemiş olsaydı bile Türkiye büyük bir ekonomik krize doğru emin adımlarla ilerliyordu ve bununla ilgili doğru düzgün de hiçbir önlem alınmıyordu. Geçen sene bu zamanlar bu konuyu ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşıyordum. Videolarımda hala da kanalımda duruyor. İsteyenler, merak edenler geriye dönüp o videoları da izleyebilirler. Bu sene bu aylarda tablo daha mı iyi daha mı kötü derseniz çok ama çok daha kötü. Kasa tamamen boşalmış durumda. Hem hazinenin kasası hem Merkez Bankası'nın kasası diplere vurmuş durumda. Hatta Merkez Bankası'nın kasasının negatifte olduğunu da biliyoruz. Yani eksi 30-32 milyar dolarlık bir negatif ortamda ve kısa vadede ödemesi gereken çok ciddi borçları var. Sadece Merkez Bankası'nın mı? Tabii ki değil. Hazinenin de çok ciddi borçları var. Bunları çevirebilecek durumda olmadığı için yeni yeni borçlanma takvimleri açıklıyor. Örneğin Kasım'la Ocak ayları arasında hazine bir 60 milyar liralık daha iç borçlanmaya gidecek. Hangi faiz ortamıyla yapacak bilmiyorum. Apayrı bir tartışma konusu. Dönelim
2021 bütçesine ve borçlanma takvimine. Bakın, geçen sene 357 milyar liralık bir borçlanma yapacağız diyen hazine son aylarda üzerine 200 milyar lira daha ekledi. 500 milyar liranın üzerinde bir borçlanmaya gitmek zorunda kaldı. Bu sene ne diyor peki hazine? Önümüzdeki sene, yani 2021'de geçen seneki planlamamızın neredeyse iki katı kadar borçlanacağız diyor. 618 milyar liralık bir borçlanma takvimi açıkladılar. Peki burada kalır mı? Bana göre arkadaşlar 900 milyarla 1 trilyon lira arasında bir borçlanma yapmak zorunda kalacaklar. Büyük ihtimalle diyorum. Bunun üzerine çıkar, bunun altına inme ihtimali çok ama çok düşük. Hele ki bir de kur baskısı olursa ve Merkez Bankası ister istemez politika faizlerini yükseltmek zorunda kalırsa ve bunun karşılığında Merkez Bankası'nın döviz toplayabilmesi için arka arkaya para basılmaya devam edilirse bu borçlanma rakamları da çok daha fazla artacaktır arkadaşlar. O apayrı bir tartışma konusu. Onu da uzun uzun önümüzdeki günlerde konuşuruz. Sadece o mu? Tabii ki değil. Aynı zamanda Türkiye'nin enflasyonu çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bakın, 3 Kasım'da sadece Amerika'da seçimler yok, Türkiye'de enflasyon rakamları da açıklanacak demiştim. Büyük ihtimalle 12-13 çok çok iyi bir ihtimal olarak karşımıza çıkacak. Ama bu iş burada kalmayacak. Kur her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Türkiye ithal odaklı bir ülke ve bu nedenle de Ekim, Kasım, Aralık aylarında enflasyonun %16'lara doğru gittiğini göreceğiz. Normal koşullar için konuşuyorum. Devalüasyonist bir ortam olursa, kur aniden yükselirse o zaman enflasyonun da %25'lere yakın bir seviyede olduğunu görürüz. Aynı 2018 Ağustos ayından sonra olduğu gibi arkadaşlar. İhtimal dahilinde mi? Çok yüksek bir ihtimal dahilinde. Biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı biraz da ek yapalım isterseniz. Cari açık 45 milyar dolara gidiyor. Dış ticaret açığı hızla büyüyor. Eylül'de %190 oranında arttı dış ticaret açığı. Bu cari açığı tetiklemeye önümüzdeki aylarda daha da fazla devam edecek. Çünkü turizm gelirleri de dip yapmış durumda. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları gibi en avantajlı aylarda bile turist getiremediyseniz Türkiye'ye zaten Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarını tamamen unutacaksınız. Ondan sonraki Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında unutacaksınız. Belki bir daha yaza koronanın bitmesi durumunda, ülkeler arasındaki gidiş gelişlerin açılması durumunda turist girdiniz artabilir. O da bundan bir sene sonrası demek arkadaşlar. Türkiye'nin böyle bir gücü, mecali yok. Dolayısıyla bu döviz sıkıntısı doların patlamasını da beraberinde getirecek. Bu kaçınılmaz bir durum. Buna bağlı olarak gram altında hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz Türkiye'de. Euro yükselecek, sterlin yükselecek. Hisse senedi piyasalarında zaten tüm dünyada satış baskısı artarken Türkiye'de çok daha baskılı bir satış gelecek. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Karışık günler bizi bekliyor. Bakın, sizlere başka örnekler de vereyim. Mesela swap faizleri pazartesi günü, evet daha geçtiğimiz pazartesi günü 11.95 iken, borsadaki swap faizlerinden bahsediyorum bu arada, cuma gününe geldiğimizde 100 bas puan birden artıyor, 12.77 seviyesine çıkıyor arkadaşlar. Az buz bir rakamdan bahsetmiyoruz. Bakın, 5 günlük değişim ve bu faiz oranları, piyasadaki faiz oranları da dengeleri bozmaya devam edecek. Bir küçük not daha vermek istiyorum sizlere. Türkiye ne kadar yüksek faiz sunarsa sunsun, bu süreçte yabancılarda kur şoku korkusu olduğu sürece Türkiye'ye gelmeyecektir. Ne zaman kur şoku yaşanır, tamamlanır, biter, ne zaman devalüasyonist etkiden Türkiye kurtulur, Ağustos 2018'de olduğu gibi, ve ne zaman onun sonrasında yüksek bir faiz oranı sunar piyasaya, işte o gün yerli elindeki doları bozar, dövizi bozar, altını bozar, belki altını tutabilirler çünkü pandemi dönemi çok kritik, ama yabancıların önemli bir kısmı da ya nasıl olsa Türkiye'de bir kur şoku da yaşanmaz yakın zaman içerisinde deyip dolarını Türkiye'ye getirecektir. Ama onun öncesinde yabancının gelmesini beklemeyin. Yerlinin de dolar ya da döviz almaktan vazgeçmesini beklemeyin. Elindeki dövizini bozdurmasını da beklemeyin arkadaşlar. Ve bütün bu koşullar içerisinde gelelim biraz da rakamları konuşalım. Borsa 111.200
237 puan seviyesinden cuma günü kapanışını gerçekleştirdi. Vallahi Allah korudu diyorum. Yani 110 binin altına çok hızlı bir şekilde gidebilme ihtimali varken bu seviyelerde öyle ya da böyle tutmaya çalıştılar. Çöküş devam edecek mi? Evet arkadaşlar, çöküş devam edecek. Bakın düşüş demiyorum. Borsada çöküş devam edecek. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen buraları dip olarak görür, pozisyon alır. İsteyen bu riskten uzak durur. Elbette biz al ya da sat demiyoruz hiçbir enstrümanla ilgili. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Borsa hem Türkiye'de hem dünyada en riskli enstrüman haline geldi. Dolar, euro ve sterlin önümüzdeki günlerde yükseliş eğilimini devam ettirecek. 8.40 seviyesi tepe noktası falan değil arkadaşlar. Hele ki 3 Kasım'dan sonra hem Türkiye'deki enflasyon rakamlarının açıklanması ve mevcut politika faizinin enflasyonun çok altında kalması hem de 3 Kasım sonrasındaki seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte bu 3 para biriminde de yükseliş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. Biden'ın kazanması durumunda Türkiye'deki ataklar çok daha hızlı olabilir. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Parite 1.1651 seviyesinde arkadaşlar. Ben paritenin de önümüzdeki hafta 1.16'yı aşağıya doğru zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği aralığı beklemeyecek. Büyük ihtimalle bu kapanmalar nedeniyle Almanya kapandı, Fransa kapandı, İspanya kapandı, Portekiz kapandı, Avusturya kapandı, İtalya kapandı, İngiltere kapandı arkadaşlar. Ve bu kadar ülke kapanmışken artık Avrupa Birliği'nin çaresiz bir şekilde çok acil olarak yeni teşvik paketlerini açıklayacağı kanaatindeyim. Merkez bankalarının da acilen varlık alımlarına başlayacağı kanaatindeyim. Ve bu tabloda euro dolar paritesindeki aşağı hareketin hızlanacağını gösteriyor bize. 1.08'e doğru giden bir euro dolar paritesi göreceğiz büyük ihtimalle. Gelelim arkadaşlar faiz cephesine. Bakın 14.99 oldu. Bundan 2-3 hafta önce sizlere 15'e dayanacak, oradan 16'ya gidecek diyordum. İşte faizin geldiği nokta. Öbür taraftan arkadaşlar altının onsu 1878 dolar seviyesinde. Altının onsundaki bu 1878 dolar seviyesi bana göre dip nokta. Bir süre bekleyecektir arkadaşlar. Ne zamana kadar bekleyecek onu söyleyeyim sizlere. 3 Kasım'a kadar. 3 Kasım sonrasında Biden'ın seçilmesi durumunda altın çok agresif hareket yapar yukarıya doğru. Trump'ın seçilmesi durumunda hafif bir geri çekilme olur. Belki bir ihtimal sonrasında yine çok sert bir şekilde yukarıya doğru kendisini atacaktır. Altında onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gram altın hem doların Türkiye'de yükselmesi hem de uluslararası piyasalarda onsun yükselmesiyle birlikte 550 liralara doğru gidiyor arkadaşlar. Gümüşün gramı 6.35'te yine aynı sebeplerle 7 liranın üzerinde 8 lirayı zorlamaya başlayan gram gümüş fiyatı göreceğiz. Brent petrol 37 dolar seviyesine kadar düştü. Dibin burası hayır değil arkadaşlar. Brent petrolde 20 dolarlara gidiyoruz. Bakın göreceksiniz. Keza ham petrolde de 15 dolar seviyelerini göreceğiz yakın zaman içerisinde. Bu ekonomilerin kapanması nedeniyle. Dolar endeksi 94 puan seviyesinin üzerinde 100 puanın üzerine çıktığını göreceğiz. Diğer taraftan Türkiye'nin CDS'i aynen size söylediğim gibi 600'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Şu anda da 553 seviyesinde. Önümüzdeki hafta 600'ün hemen kıyısında, hatta 600'ün hafif üzerinde bile görürseniz şaşırmayın. Çünkü riskler her geçen gün artıyor. Doğal olarak CDS puanımız da ne yazık ki yükseliyor arkadaşlar. Kripto paralar belki önümüzdeki hafta 3 Kasım'a kadar beklemede kalacak. Ama özellikle Biden'ın seçildiği netleşirse bir anda kripto paraların uçup gittiğini göreceğiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.